nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, sizler? Ne güzel sizleri tekrar görmek. Sağ olun, buyurun, buyurun. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, kardeş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, sizler. Çok ben. Askerlerle kimin kim olduğunu anlatmıyor. Bu pandemi her şeyi değiştirdi. Gecekondu bölgesi diyelim ya da daha böyle fakir bölgeler var. Bacağıma yapışıyor, biri elime yapışıyor. Maske yok, hiçbir şey yok. Eleştirdi hani. Hiç test yaptırmadım ama geçen önceki hafta sonu böyle bir rahatsızlandım. Önce bile geçirmiş olabiliyorsunuz. İşte ben öyle düşündüm çünkü yine böyle bir kalkamadım yani o kadar kötü. Hayatımda ilk defa oldu böyle. Belki o zaman geçirdim diye düşündüm ama bu tarih... Hem bir meslek çalışanı hem de bir meslek örgütünün başkanı olarak dünkü yaşadıklarımız çok duygusal, çok romantik, çok tarifi zor duygularla bir çalışma yaptık. Çünkü yaklaşık 12 yıl aradan sonra bu meslek alanında ciddiye alınan sanatçılar, sanat çalışanları bir komisyonla karşılaştı ve işe alınmak üzere sosyal devlet anlayışına ancak bu şekilde bakacağız. Ben bütün üyelerim ve yönetim kurulumda sizi tüm kalbimle kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben Mersinliyim. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun bir elemanıyım ama Mehmet Bey'e şöyle katılmak istiyorum. Bir tiyatro insanı olarak gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca konservatuarlarda hocalık yaptık her birimiz. Yüzlerce öğrenci yetiştirdik ama nereye yetiştirdik bu çocukları bilmiyoruz. Yıllardır devlet tiyatroları, diğer şehir tiyatroları asla böyle bir sınav yapmadılar. Ve bizim meslektaşlarımıza bir umut oldunuz. Onun için teşekkür ediyorum. Mersinliler olarak Mersin'in çok değerli bir kent olduğunu söylüyoruz. Düşünceden öte bunu söylüyoruz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu toprakların değerini biliyoruz. Onun için olması gereken şekilde her alanda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. İşte sanat da bunlardan bir tanesi. Tabii tiyatro da çok önemli. Tiyatro sanatı insanı anlatıyor ama insan tarafından insanı anlatıyor. Aslında her gün yaşadığımız bir tiyatro oyunu. Süre giden. Ama her gün farklı sahnelerin, farklı aktörlerin olduğu bir tiyatro oyunu. İşte orada geçmişten bugüne geleceğe insan yaşamını her noktasını anlatan bir sanat dalı önemsiyoruz. Böyle bir karar aldık. Daha ne yaptığımızı bilen, daha gerçekten bu işte otorite, üstad, bu insanların göstereceği fikirle, yolla biz yolumuzu hareket edelim, devam edelim diye düşündük. Umut ediyorum çok güzel sonuçlar alacağız. Mersin'de buna çok yatkın. Çok yatkın. Çok mümbit yerler burası. Sanat, kültür, farklı kültürlerin yorulduğu bir yer burası. Umut ediyorum daha güzel şeyler yaparız. Güzel şeyler olacak. Bir çaba içerisinde olur. Bu bir müjde yani. Çünkü tiyatro hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasinin sorgulandığı yer. Çok önemli sorgulayabilmek. Anlatacağım çok şey var. Gerçekten içinde hafif bir kıskançlık hissi duyuyorum. Öderiniz. Tabii. Bunu algılayamaz ama ne yazık ki halkımız. Yani onun bir görev olduğu burası. Ben o zaman TOBA komisyon bundaydım. Hani ne kadar enteresan bir şey yapıyorsunuz. Gelecek 20 yılını garanti altına. Eleştirmenleri, editörleri de geldiler ve bu sınav sürecini Efendim, biz...